Merhabalar, Bengi Turgan ben. Deloitte Digital'da Creative Director olarak görev alıyorum ve kreatif ekibin lideriyim. Deloitte öncesinde yaklaşık bir 10 sene kadar kendi design ve teknoloji üretimi yapan şirkette çalıştım. Bir yandan Bilgi Üniversitesi'nde Interaction Design ve Service Design dersleri veriyorum. 2011'den beri de Global Service Jam'in İstanbul ayağını organize ediyoruz arkadaşlarla beraber. Birçok da tanıdık yüz görüyorum karşımda. Herkese merhaba, afiyet olsun. Ben de Deloitte Digital'dan sorumlu şirket ortağı olarak görev yapıyorum Türkiye'de. Şimdi soracaksınız neden iki kişiyiz diye. Basit bir anotasyonla aslında bu konuya giriş yapalım dedik. Bu anotasyonu bilmeyeniz yoktur herhalde diye düşünüyorum. Biz Deloitte Digital olarak yaratıcılık ve teknolojiyi harmanlayan bir yerde ele alıyoruz kullanıcı deneyimini. Kullanıcı deneyimini SALT, hepsi birbirinden değerli elbette ama SALT işte kullanıcı testleri ya da kullanıcı araştırmaları üzerinden görmek yerine mutlaka teknolojik gelişmeler ve inovasyon bunun yanında yaratıcılıkla beraber harmanlayarak ele alıyoruz. O yüzden bu anotasyonu kullanmak istedik. Onun için Bengi sağ tarafta yaratıcılık, ben de sol tarafta biraz daha sıkıcı tarafı temsil ediyorum diye özetleyebiliriz. Bu nedenle iki kişi olarak karşınıza çıktık açıkçası. Bunu yaparken de aslında şu içeriği oluşturduk. Çok fazla uçup kaçmadan gerçekten 2018 yılının sonuna kadar bizleri neler bekler? Ve 2023'e doğru, 2020'ye doğru baktığımız zaman en çok hayatımıza girecek şeyler nelerdir design community olarak? Bunların üzerine odaklanmaya çalıştık. Neuromancer'ın yazarı William Gibson'ın dediği gibi aslında gelecek zaten burada. Sadece eşit dağıtılmış durumda değil. Tıpkı Interstellar'daki kütüphanenin hemen arkasındaki gelecek gibi olduğunu düşünebiliriz. Geçtiğimiz sene de başka bir yerde ama bu podyumda görüşlerimizi paylaşmıştık. Geçen seneki UX Live'a katılanlar kimlerdi bu arada? Aslında her sene biz bir tema seçiyoruz. Geçen sene Game of Thrones üzerinden biraz gitmiştik. Bu sene The Future is Here temasıyla birazcık Interstellar üzerinden gitmeye çalıştık. Christopher Nolan'a da bu temaya uygun bir içerik hazırladığı için bize teşekkür ederiz. Şimdi Bengi şu soruyla başlayalım istersen. Önümüzdeki yıl ya da yıllarda gerçekten önümüze çıkacak en büyük şey ne? Birazcık oradan girelim mi konuya? Tabii. Aslında bunu sizlere soralım. Sizce en büyük şey tabletler mi? Tabletler olduğunu düşünen var mı? Dronelar? AR, VR headsetler olduğunu düşünenler? Başka nelerimiz var? 3D printerlerimiz var. 3D printerler. Peki cep telefonları? Olduğunu düşünen var mı? Tamam, teşekkür ederiz. En çok AR, VR'da sanki el kalktı. Evet, biraz ona kalktı gibi. Aslında bunlardan hiçbiri değil. Çünkü geçtiğimiz yıl Consumer Electronics Show'da da açıklanan, bu yıl da benzeri ortaya çıktı. Aslında tüketiciler neye para harcıyor diye baktığımız zaman, aslında gördüğünüz gibi grafikte, yani eğriyi takip ederseniz, zaten barlar da aşağı doğru düşüyor. Her sene tüketicinin cihazlara harcadığı paralar düşüyor yıllar itibariyle. Geçtiğimiz 4 yıl bu düşüş trendini gösterdi. 2017'de de düştü. 2018 beklentisi de bunun düşmesi yönünde. Dolayısıyla tüketiciler bu bahsettiğimiz gadgetlara, cihazlara çok fazla para harcamayacaklar. Peki neye para harcayacaklar? Tahmin olan var mı? Yazılıma ve aslında dijital üyeliklere para harcayacaklar. Bugünkü sunumda da bu ikisi odağında sizlerle beraber konuşmayı istiyoruz. Cihaz satışlarına bakacak olursak, 2017'ye dair rakamlar bunlar. %81'lik bir bloğun televizyon, PC ve smartphone'lara ait olduğunu görüyorsunuz. Akıllı telefonlar %52'ye yakın bir oranda satış payına sahip. Ardından PC'ler geliyor ve televizyon geliyor. Bu aslında bize şunu gösteriyor. Her ne kadar daha ilerisini düşünmek istesek de, eğer VR headsetlerin patlayışa geçeceğini düşünsek de mainstream olan bir şey var şu anda. Ve o bu şekilde devam edecek şu an 2018 içinde, yakın gelecek 5 yıl içerisinde de aynı şekilde dominant olarak akıllı cihazları görüyor olacağız. Peki, Interstellar'dan devam edecek olursak, gerçekten bizi bekleyen büyük bir dalga var mı ve bu nedir diye bakalım isterseniz. İlk konumuzun üzerinden geçelim. Şimdi dünyada 7 milyar insanız. Deloitte olarak şunu tahmin ediyoruz. Bu yılın sonuna kadar, yani 2018 yılının içinde gerçekleşeceğini düşündüğümüz şey,
dünyada 1 milyardan fazla insanın yılda en az bir kez AR içeriği üreteceği düşünüyoruz. Yani çok ciddi bir orandan bahsediyoruz bu anlamda. Ve bu 1 milyar insanın da 300 milyonunun bunu aylık olarak yapabileceğini, yapacağını düşünüyoruz. Ve hatta bunun içinden de 10 milyonlarca insanın da haftalık olarak AR içeriği üreteceğini öngörüyoruz bu anlamda. Tabii bu çok ciddi bir içerik demek. Peki bunu nerede üretecekler diye de düşünmemek elde değil. İçerik tüketim değil üretimine baktığımızda tabii bize en yakın olan cihazdan bahsetmemiz gerekiyor, akıllı telefonlardan. Hiç AR uygulaması indirmiş, yüklemiş olan var mıdır aranızda? Peki hiç AR veya içerik oluşturmuş olanınız var mı? Mümkün değil. Bu kadar az olması mümkün değil. Facebook'tan açıp kameradan kafanıza bir şapka takmadınız mı mesela? Bu tür günümüze alışık olduğumuz uygulamaların içerisinde gelen minik add-onlar sonuçta augmented reality parçacıkları içeriyor ve farkında olmadan hayatımızın içine sızıyorlar. Bu hareketlerle beraber yeni uygulamalar indirmeye başlıyoruz ve biz de içerik üretiminin bir parçası haline gelmeye başlıyoruz. Yani sadece anne babanızla, arkadaşlarınızla paylaşıyor olabilirsiniz ama içeriği bilhassa kendiniz oluşturuyorsunuz ve her zaman kulağınız çok alışık olduğunuz mainstream kamera uygulamaları aracılığıyla. Ve bu tabii ki akıllı cihazların da daha yetkin özelliklere sahip olması gereksinimini ortaya çıkarıyor. Ve sizin daha çok uygulama indirmenize sebep oluyor ve tabii ki dünyadaki AR içeriğin de artmasına sebep oluyor. Aslında bu içeriğin de yarattığı potansiyel gelire bakacak olursak da 2018'de 100 milyar dolar civarı olduğunu, 100 milyon dolar civarı olduğunu düşünüyoruz. Bunun 2 yıl içinde yani 2020'ye geldiğimizde de 10 katına çıkacağını, yani 1 milyar dolarlık bir içerik gelirine dönüşeceğini bu anlamda öngörüyoruz. Böyle bir şey yapmış olan var mı? Ya, utanıyorsunuz bence, yapmışsınızdır. Bunu yapmamak mümkün değil gerçekten. Özünde augmented reality dediğimiz şey, ya da artırılmış gerçeklik dediğimiz olgunun cep telefonuyla çok kolay, akıllı cihazlarla çok kolay üretilebildiğinden bahsetmiştik. Augmented reality aslında nedir? Gerçek görüntüyle bir animatif görüntünün ya da yapay bir görüntünün, bir grafik görüntünün beraber işlenmesi durumudur. Tabii bunun bu kadar etkileyici olmasının sebebi hareketlerimizle beraber olduğu yerde doğal bir şekilde karşımıza çıkıyor ve real time karşımıza çıkıyor olması. Bu da augmented reality'nin daha çok kitlelerce anlaşılır ve hızlı bir şekilde yaygınlaşır hale gelmesine sebep oluyor. Şimdiye kadar gördüğümüz örnekler, yani yaklaşık 3 senedir aslında görüyoruz augmented reality örneklerini standart uygulamaların içerisinde. Bunlar genelde böyle çizgi filmvari görüntülerin birleştirilmesinden oluşuyordu. Fakat bizim öngörümüz 2018 ve sonrasında daha fotorealistik görüntülerle kendimize yeni uzuvlar takabileceğimiz yönünde. Ve aslında augmented reality nasıl çalışıyor diye bakacak olursak da aslında telefonu hareket ettirdiğinizde saniyede 30'a yakın fotoğraf çekiyor ve bunları birleştiriyor. Ve arkasından da hareketle beraber saniyede yaklaşık 1000'e yakın hesaplama yaparak aslında bize gerçekten bir aldığınız, alacağınız ya da koltuğu salonun ortasına doğru şekilde yerleştirmenize olanak sağlıyor. Tabii her şey bu kadar mükemmel de değil. Henüz yani ölçüm demişken de ve hesaplama demişken de yukarıdaki cetvel ve gerçek cetvel ve sanal cetvel arasındaki farkı görüyorsunuz. Daha iyileşme potansiyeli var ama bunu çok hızlı bir şekilde yukarı doğru tırmanacağını bu anlamda düşünüyoruz. Böyle itibariyle de augmented reality sayesinde sadece selfie uygulamaları değil, bunun yanı sıra sevdiğiniz rock yıldızıyla beraber şarkı söylemek, doğal ortamında bir kaplanla kapışmak gibi daha gerçeküstü uygulamalar göreceğimizi öngörüyoruz. Ve tabii ki yani foto gerçeklik konusu gündeme girdiği zaman burada geliştirme tarafı da çok önemli. Bu AR'ın hem yazılım tarafındaki hem de donanımdaki geliştirmelerle beraber bu bahsettiğimiz rakamlara ulaşacağını öngörüyoruz. Çünkü burada özellikle akıllı telefon işletim sistemi üretenlerin çeşitli AR kitlerini ya da frameworklerini yazılımcı ve aslında tasarımcıların kullanıma sunmasıyla beraber bunu da tetikleneceğini bu anlamda düşünüyoruz. Çünkü bu hem ciddi anlamda pahalı olan uygulama geliştirme maliyetini aşağı doğru çekecek hem de çok çok uzman olmayan daha junior developer arkadaşlarımızın da yazılım geliştirmeci arkadaşlarımızın da AR uygulamalarını tasarlamalarına bu anlamda olanak sağlayacaklar. Apple'ın framework'ü
ARKit iOS 11 ile beraber lanse edildi ve 6S ile beraber çalışıyor 2015'ten beri. Hayatımızda aslında kullanabiliriz. Benzer şekilde Google'da AR Core framework'ünü çıkardı. O da premium Android cihazların hepsiyle beraber çalışıyor bu anlamda. Ve bunu sağlayacak işletim sistemine sahip günümüzdeki tüketici sayısı da 800 milyon civarında. Dolayısıyla aslında ciddi anlamda cihazlar da bunu destekler hale geldi. En baştan beri bahsettiğimiz 1 milyar ek telefon satışını eklediğimiz zaman ve bunların premium ve yeni donanıma sahip olduğunu düşündüğümüzde aslında önünde teknolojik olarak bir engel kalmayacağını öngörüyoruz. Ve benzer şekilde tabii bu 2018'den itibaren akıllı telefonların da hayatımıza girmesi, AR'ın buna imkan sağlamasıyla beraber işte kullanım kılavuzları, teknik destek, satış sonrası hizmetler ya da iki boyutlu navigasyonla günümüzde kullandığımız alanların hepsine AR komponentlerinin girmesini bu anlamda bekliyoruz. Ve yazılım geliştirmede de çok çok kullanacağını görüyoruz. Çünkü bu selfie örneğinde gördüğünüz gibi hani yüz hareketlerini aslında takip ederek ona bir feature ekleme yetkinliğinin ekranda gördüğünüz gibi aslında bütün uygulamalarda çok hızlı bir şekilde yaygınlaşması son derece normal. Onun için otomobilinizi verdiğiniz teknik servisteki bir teknisyenin bir uzmandan görüş alırken ya da işte paketlenmiş bir mobilyayı evinizde monte ederken vidayı doğru yere nasıl monte edeceğinizi gösterebilmesi için aslında her açıdan AR uygulamaların hızla yaygınlaşmasını bekliyoruz. Tabii artırılmış gerçeklikten bahsetmişken oyunlardan bahsetmemek olmaz. Özellikle Pokemon Go gibi bir fenomenden bahsetmemek de olmaz. Elbette bu akıllı cihazlarımızın içerisinde yer alan işte akselerometre olsun, jiroskop, GPS ya da kameraların daha kaliteli veri işlemesi ve daha iyi sonuçlar vermeleri sonucunda gerçeklik hissi çok daha artmış durumda. Fakat bunun bir de tabii ki dezavantajı var çünkü inanılmaz pil yiyor bu teknolojiler. Bu yüzden de Salt Augmented Reality oyunları çok fazla karşımızda görmeyeceğiz diye düşünüyoruz. Mesela Pokemon Go oyunun sürekliliğini sağlamak için kamerayı kapama gibi bir opsiyon da ekledi oyun içerisine. Peki sıradaki konumuz ne AR'dan sonra? Aslında biz bunu Invisible Innovation diye konumlandırıyoruz. Yani aslında görünmeyen inovasyon nerede? Nerede hayatımıza girecek diye bakacak olursak. Aslında akıllı telefonun kendisi ve bunun getirdiği inovasyonlardan bahsedeceğiz. Bir background oluşturup sözü Bengi'ye devredeceğim. Şimdi 2023'e geldiğimiz zaman akıllı telefon penetrasyonunun nüfusun %90'ına ulaşacağını düşünüyoruz. Bu çok ciddi bir oran bu arada. Sayı da tabii yılda 1.8 milyar adet olacak diye öngörüyoruz. Bugün de 5 milyon akıllı telefon satışı demek. Yani çılgınca bir rakamdan bahsediyoruz tabii ki. Ve 2023'e geldiğimiz zaman da tüketicilerin günde 65 kez akıllı telefonlarıyla etkileşim yapacağını öngörüyoruz. Günümüzde bu rakamın 50-55 civarı olduğunu da öngörüyoruz bu arada. Tabii tüm bu kullanım oranlarının artışı, adetlerin artışı bize gerçekten çok ciddi anlamda akıllı telefon odaklı içeriğin üretilmesine, akıllı telefon odaklı geliştirmelerin yapılmasına da olanak sağlıyor. Ciddi anlamda Bengi'nin ilk başta bahsettiği gibi yani %50'si cihazların zaten tek başına günümüzde akıllı telefon ve kullanımı da giderek artıyor. Bir taraftan da satış fiyatı $1000'dan daha fazla olan akıllı telefonları düşünecek olursak da bunların yaklaşık satış adedi değerinin de 280 milyon olacağını görüyoruz 2018'de. Bu toplam tablet satışından fazla bakacak olursanız. Sadece hani premium akıllı telefon diye öngördüğümüz satışlar. Dolayısıyla hızla yukarı doğru tırmandığını görüyoruz akıllı telefonların. Ve bu da aslında akıllı telefonların ortalama satış fiyatları. Yıllar itibariyle 2012'den beri o da düşüş seyrine girdi. Bir miktar 2017'de yukarı doğru çıktı. 2023'e geldiğimiz zaman da artan teknoloji kapasitesine rağmen aslında akıllı telefonların fiyatlarının $350 civarında olacağını öngörüyoruz. Yani çok fazla ortalama fiyat yukarı doğru çıkmayacak. Ciddi anlamda ulaşımı kolay bir aletten bahsediyoruz. Peki fiziksel olarak bu cihazlarda neler değişecek diye bakarsak. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok radikal bir dönüşüm beklemiyoruz aslında. 5-6 inçlik şu anda da standart mainstream hale gelmiş akıllı telefonlarımızın görünen bir inovasyon ...na tabi olacağını düşünmüyoruz. Fakat inovasyon görünmeyen tarafta olacak. İçerideki çipler, GPS'in işte 30 metre netlikte, doğrulukta verdiği sonucun çok daha küçük 5-6 santimlere ineceğini öngörüyoruz önümüzdeki 5 yıl içerisinde.
Elbette iki kamera devam ediyor olacaktır. Geçen sene UX Alive'da özellikle parmak izi okuyucusundan bahsetmiştik. Sizce bir sonraki en büyük şey ne olacak? Ne dersiniz? Fiziksel olarak da görebiliriz belki cihazda. Fikriniz var mıdır? İnfrared kameralar diye biz öngörüyoruz. Bu metrik datayı aslında parmak iziyle okutmanız evet mümkün olabiliyor. Fakat şu anda kamera teknolojisi özellikle ışığın az olduğu ortamlarda tanımakta zorlanıyor. O yüzden infrared gibi aslında çok da pahalı olmayan bir teknolojinin yaygınlaşarak 5 yıl içerisinde mainstream bir şekilde akıllı telefonların içerisinde olacağını öngörüyoruz. Gelelim üçüncü konuya. Bu bizi biraz zorlayabilir. Biraz da sabahki sunumlarda da vardı yapay zekadan da bahseden konuşmacılarımız vardı. Gerçekten bu yapay zeka tasarımcıların dünyasında ne kadar olacak ya da gerçekten bir kara delik gibi bilinmez mi bizim için? Birazcık bunu isterseniz konuşalım bir sonraki aşamada. Şimdi bu bizim daha yeni yaptığımız dünya genelindeki tüketicilerin mobil kullanım alışkanlıkları ile ilgili bir araştırma 2017'nin sonunda yaptık. Buna göre gelişmiş ülkelerdeki akıllı telefon kullanımına baktığımız zaman machine learning uygulamalarını içeren en fazla aslında kelime tamamlayıcı, düzeltici gibi uygulamaların olduğunu görüyoruz birinci sırada. İkinci sırada da doğal olarak biz de çok kullanıyoruz navigasyon uygulamalarını görüyoruz. Bir ilginç saptama da şu, özellikle ses tanıma, tekst çözme gibi teknolojilere baktığımız zaman bunlarla ilgili farkındalığın yüksek olmasına rağmen kullanımının düşük olduğunu görüyoruz global ölçekte. Ama şuna inanıyoruz, özellikle machine learning uygulamalarındaki kalite arttıkça ki sürekli gelişiyor ve kişiselleştikçe yani kullanıcının daha kişisel kararlar vermesine olanak sağladıkça ve hayatını kolaylaştırdıkça bunun da artacağını açıkçası öngörüyoruz. Örneğin rota kullanımındaki %25'lik olanın, navigasyondaki %25'lik oranın 2020'ye geldiğimiz zaman %60'lara çıkacağını bu anlamda öngörüyoruz. Machine Learning ile ilgili pilot uygulamaların aslında 2008 sonu itibariyle 2017'ye göre iki katına çıkacağını öngörüyoruz. Ve 2020'de ise 2018'e göre iki katını çıkacağını öngörüyoruz. Burada çok ciddi farklı uygulamalar karşımıza çıkacak. Ve İşler yoğunlaşıyor diyoruz burada. Şimdi 2016 yılında bokeh denilen bir efekt, etki tanımlandı. Aslında analog kameralarda olan bir özellikti bu. Alan derinliğini sağlamanıza yardımcı olan. Çift kamera hayatımıza girdiği andan itibaren çok daha etkileyici fotoğraflar çekebilir olduk. Yani ön tarafta daha büyük bir netlik ve arkada bulanıklık olmasını sağlayan alan derinliği sağlanmaya başlandı. Tabii bunun için İki tane kameraya ihtiyacınız var ve bu da maliyet demek. Fakat machine learning sayesinde ve bu algoritmaların gelişmesi sayesinde 2023'te tek kamerayla bunun kolaylıkla çözüleceğini öngörüyoruz. Tanıyan var mı? Bilen var mı bu nedir? Evet, Washington. Washington'daki Washington dikili taşı diyelim. George Washington anısına yapılmış bir dikili taş kendisi. Hala dünyanın en yüksek dikili taşı. Safi taştan oluşmuyor. Bir farkı var. Tepesi farklı. Tepesinde farklı bir materyal kullanılmış. Ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Tepesinde kullanılan materyalin, malzemenin. Bor. Dönem için çok çok gerçekten çok değerli olan bir metal. Öyle ki Tiffany's'de haftalarca sergilemişler halka. Bu maden alüminyum. Bugün için son derece değersiz, yani Tiffany's'de en azından sergilemeye değer bir metal değil. Fakat o gün itibariyle ve o günün teknolojisi itibariyle çok zor ekstrakt edilen, çok zor çıkarılan bir metal. Öyle ki Napolyon ziyaretçilerini alüminyum çatal bıçakla karşılarmış. Aslında bir jest olsun diye. Bugün ise, buyurun. Pardon. Bu bize aslında bir ışık yakacaktır bu analoji. Çok nadir olduğunu düşündüğümüz şeyler zaman içerisinde teknolojinin ilerlemesiyle çok yaygınlaşabiliyor. Machine Learning'de böyle olmasını aslında bu anlamda bekliyoruz. Peki bir sonraki konumuz, dördüncü konuda medya sektörüne bir bakalım istedik. Çünkü dijital medyanın başta bahsettiğimiz gibi yazılım ve dijital üyeliklere para harcıyoruz artık tüketiciler olarak. Bu nereye doğru gidiyor? Biraz ona bakalım isterseniz. Burada dijital televizyon, işte müzik, film, dergiye, gazete aboneliği satın alan
üyeliği olanlar kimler? Güzel. En az yereye yakın. İki tanesi olan. Peki. Dört tanesi olan. Bizim şirkette Erdem olsaydı burada hepsini el kaldırın. Dörtten fazla var. Her şeyi kullanıyor. Bir kere şunu tahmin ediyoruz. Bu Deloitte'in 2018'de yaptığı yine bir araştırmanın sonucu. 2018'in başında. Gelişmiş ülkelerdeki tüketicilerin %50'den fazlasının iki tane dijital üyeliği var günümüzde. Ve 2018'in sonuna kadar bunun olacağını görüyoruz. 2020'ye geçerken bunun 4, yani iki katına çıkarak 4 üyeliğe çıkmasını planlıyoruz. Bu sayın artmasındaki en önemli özelliklerden biri tabii ki bu üye olmanın kolay olması. Bu çok önemli bir şey. Bunun convenient olması zaten önemli. Birkaç klikte aslında üye olunabiliyor ve işlem tamamlanıyor. Hatta ödeme onayları vesaire de zaten sizin haberiniz olmadan çok hızlı bir şekilde bu anlamda gerçekleşiyor. Bu arada 350 milyon kişinin 580 milyon aboneliğinden bahsediyoruz burada. Ve öngörümüz her bir aboneliğin 10 dolardan daha az maliyette gerçekleşiyor olması. Bu aboneliklerin %65'i video on demand, %26'sı da müzik üyeliği olacağını düşünüyoruz. İlginç olan şey de şu, aslında bu 350 milyon dediğimiz kişi sayısının 5'te birinin 5'ten fazla üyeliği var. Tabii ayda 100 dolar, yılda 1200 dolar çok ciddi bir yatırım oluyor kişi başına düşen. Bir yandan da video on demand tarafına baktığımızda şu anda işte Netflix, HBO gibi bir takım güzel servisler var dünyada. Fakat bunların yanında Pixar gibi, Disney gibi, Formula One gibi yeni kanalların karşımıza çıkacağını düşünüyoruz. Burada aslında gazetecilik tarafında 20 milyonluk bir aboneden bahsediyoruz. Aslında çok mütevazi bir rakam olarak karşımıza çıkıyor diğerleriyle kıyaslayınca özellikle. Buradaki son dönemdeki duruma bakalım diye düşündük. Maalesef Türkiye'den data bulamadım güvenilir. Onun için sizinle New York Times'in datasını paylaşacağım. Bakacak olursanız yani son 3 yılda tamamlıyoruz. Son 3 yılda 2,5 milyona doğru kayan bir abonelikten bahsediyoruz. İnanılmaz hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. Çünkü artık 8-10 kelimenin sığabileceği kadar, bir gazete kolonu kadar akıllı telefonlarımız var. Dolayısıyla hızla buradan ileriye doğru gidiyor. Peki reklam demişken, bu arada bunların yayınları tamamen reklam üzerinden dönerken şimdi abonelik üzerinden dönmeye başladı. Dolayısıyla reklamla da bakmak lazım. Reklam sektörü de birazcık tehdit altında. Onun için de Deloitte'un ortaya attığı bir kelime var, adlercik diye. Akıllı telefonunda reklam engelleme uygulaması olanlar var mı burada? Güzel. Ben de bayağı bir uzun süredir iki tane birden kullanıyorum. Aslında çok da işe yarıyor gerçekten bloklamak için. Ama bu reklamcılar için bir taraftan da bir tehdit unsuru oluşturuyor. Burada bakacak olursanız Türkiye'nin de arasında bulunduğu bir araştırma bu. Ciddi anlamda tüketicide bu arada dörtten fazla uygulama varsa gerçekten alerjik diyoruz. Bu taraf biraz intolerans oluyor. Tüketicilerin birçoğunun ikiden fazla reklam bloklama uygulamasına sahip olduğunu görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde de bunun artacağını öngörüyoruz bu anlamda. En çok reklam engellemesi yapanlar kimler tahmin edebiliriz tabii ki. Teknoloji konusunda adaptasyonu en yüksek olan gençler, yani 18-34 yaş arası grup. Yüksek geliri olanlar ve eğitim düzeyi yüksek olanlar bizim gördüğümüz rakamlarda. Bir de Amerika, Kanada ve Türkiye'yi karşılaştıran güzel bir istatistik var. Burada özellikle Türkiye'nin çok farklı olduğu birkaç noktayı göstermek istiyorum. Yani adlercik olduğumuz noktalar, bir numarada televizyon var. Televizyon kanalları izlerken kanal değiştirme davranışının Türkiye'de gerçekten çok radikal bir şekilde Amerika ve Kanada'ya göre farklı olduğunu görüyoruz. Tabii buradan farklı çıkarımlar yapılabilir. Reklam içerikleri daha güzelleştirilebilir mesela. Ancak yine de radyo ve müzik dinlerken de, yani geleneksel medyada ağırlıklı olarak reklam engellemeyi Türkiye'de çok yaygın bir şekilde görüyoruz. Ve reklamlar. Aslında Peter Diamandis'in bahsettiği gibi, yani bakacak olursanız kitabını Abundance'ı okuduğumuzda da çok aslında bu teknolojik gelişmelerin ne kadar hızlı hayatımıza girdiğini görüyoruz. Teknoloji aslında kaynakları özgürleştiren bir mekanizmadır. Eskiden kıt olan şeyleri artık yaygın olmasını sağlayabilir diyor Peter Diamandis, aynı alüminyum örneğinde gördüğümüz gibi. Bu heyecanla değişen dünyada bizim paylaşacaklarımız bugünlük bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.